Rüyada balık görmek. İhya, balıkları ırmak ya da denizden çıkarmak ganimetle, canlı ve taze balık bakire kadında, suda balık avlamak sevinçli haberle, taze balık avlamak kayır ve fayda, küçük ve çok balık avlamak elden çabuk çıkacak dünyalıkla, ölmüş deniz balığı ham hayallerle tabir edilir. Bulanık suda ve koyudan balık avlamak üzüntü ve günaha, su üzerinde çalışan kimsenin yatağında balık görmesi suda boğulmasına, tatlı suda avladığı balığın tuzu olması keder ve sıkıntıya. Balığı canlı canlı yemek mülk edinmeye, tuzlu balık yemek şiddet ve zahmete, tuzlanmış balık faydası sürekli olan mala, kızartılmış balık genç için okuma amaçlı yolculuğa, diğerleri için davete icabet etmeye, balıkçıdan balık almak evlenmeye, taze yemek olduğu halde kokmuş balık yemek kötü ahlaklı kadınla evlenmeye, yapay göl ya da havuzda yakaladığı balığı kaçırmak borçlunun borcuna inkar etmesine, balığın karnında yüzük bulmak devlet, şeref ve izzete, karada balık almak sevinçli habere denizdeki balıkların yer değiştirmesi askerler arasındaki ihtilafa, su yüzüne çıkan balık uzak ihtimallerin gerçekleşmesine, işlerin kolaylaşmasına, miras malına ve gizli şeylerin aşikar olmasına, büyük ve küçük balıkların bir arada görülmesi sevinç ve üzüntüleri iç içe yaşamaya, denizin yarılıp oradan inci bulmak ve dönülmeye edinmeye, denizin yarılarak kişinin oradan geçmesi olmaz sanılanın gerçekleşmesine, içi temizlenmemiş balığı yemek iftira yapmaya, hile ve entirkaya, Yunus balığı yoksul için fakirlikten kurtulmaya, bir şeyden çekinen için emniyete, işaret grubu, diyanet, rüyada sayıları belli miktarda balık görülmesi, kadına, rüyada sayılara belli olmayan miktarda balık görülmesi, ganimetten mal alınacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında denizin dibinde büyük ve taze balıkları bir arada toplanmış olarak görmesi, rüya sahibi eğer onları denizden teker teker çıkarıp yiyorsa, o kimsenin denizden çıkardığı balık nispetinde ganimetten hissesine mal düşeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında büyük balık görmesi devlet başkanına, küçük balık devletin askerlerine ve denizde devletin kendisine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında suda balık avladığını görmesi o kimsenin hoşuna gitmeyecek bir haber işiteceğine, büyük balık avladığını görmesi menfaat ve hayır göreceğine, küçük balık avladığını görmesi gelirinin kesileceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sazan balığı görmesi. Eğer evlenmek istiyorsa evleneceğine veya başkası ile bir iş konusunda ortaklık kuracağına ve iyiliğe işaret sayılır. Kişinin rüyasında yatağında balık görmesi. Deniz yolculuğu yapan kimse için hastalanmaya. Bulanık suda balık avladığını gören kimsenin tasa, kaygı ve sıkıntıya maruz kalacağına. Balığı canlı olarak yediğini görenin mülk sahibi olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında balık pişirdiğini görmesi. O kimsenin rızık elde edeceği ve kazanç sağlayacağı ile yorumlanır. Rüyada havuzda balık görülmesi, hem iş yönünden ve hem de davranış yönünden kötü bir kimseye işaret eder. Bir kimsenin rüyasında balık sattığını görmesi, faydalanmak ile, rüyasında tuzlu balık görmesi, keder ve üzüntü ile tabir edilir. Rüyanızda tuzlu balık pişirdiğinizi görmeniz, yolculuğa çıkacağınıza, bir kadının ağzından balık çıktığını görmeniz, o kadının kız çocuğu doğuracağına, Rüyanızda karada balık avladığınızı görmeniz kötülük yapacağınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında yunus balığı görmesi; korkan bir kimse için korkusunun geçeceğine, fakir bir kimse için zengin olacağına, endişe ve sıkıntı içinde olan için malı kavuşacağına ve dolayısıyla sıkıntısının geçeceğine delalet de eder.